Yine kesin müşteri hizmetleri ya. Alo. Alo. Efendim. Emrah Şahan'la mı görüşüyorum acaba? Evet benim. Merhaba, ben X Telekom Sel'den arıyorum Emrah Bey. Sizi yeni tarifelerimiz için bilgilendirmek istedik. X Telekom Sel'de sizi görmeyi çok isteriz Emrah Bey. Buyurun, ben de dinlemek isterim. Nasıl bir teklifiniz var? Şöyle izah edeyim. 20 GB internet artı 500 dakika. Sadece 12 lira. 12 lira çok iyi ya. Aslında benim senelerdir kullandığım bir sel var ama. Hatta şöyle devam etmek isterim. Sizin ihtiyacınıza göre paketi güncelleyebilir, değiştirebiliriz. Sadece ihtiyacınız olduğunu söyleyin Emrah Bey. Tamam, ben kabul ediyorum. Şöyle devam edeyim. İstemiyoruz hanımefendi, tamam mı? Biz sizden hiçbir şekilde paket istemiyoruz. Ağzı yalayarak konuşuyorsun müşteriyle. Anlamadım. Bir saniye. Kesesine. Kapat. Kapat. Biz bir şey istemiyoruz. Erkek müşterileri de böyle kadınları veriyorlar zaten. Cimri'yle paketimiz var. Kullanır mısın? Aa, güle bu kadın. Ya ben anlamıyorum. Bu kadına bir sürü film yapıyorlar. Oyunculuk denen hiçbir şey yok. Neden? Gişe yapmak istiyorlar. İlla oyunculuğu güzel olmasına gerek yok ki. Güzel kadın koyuyorlar sinemaya. Ondan sonra da millet sinemaya gelsin istiyorlar. Güzel kadın mı? Yani güzel, insanlar güzel bulsun diye. Yani güzel bir filmi güzel yapsın kadın. İşte orasına burasına baktırıyorlar. O yüzden şey yapıyorlar. Orasına burasına baktırıyorlar. Senin ne dediğini falan duyuyor mu? Ayrıca bu kadın neresi güzel? Neresi güzel? Bak, dudakları silikon bir kere. Bak, sana bedeni bile altında. Göğüsleri de silikon. Kalça malça her yeri silikon. Lan seni öldürürüm ha! Bir de göğüslerine bakıyorsun, kalçalarına bakıyorsun. Ne, bakmadım ki ya. Değiştir lan şunu. Değiştir şunu. Afrika Serengeti'ni aç. Öküzleri, ayıları, mayıları izleyelim. İlgi alanıma giriyor malum. Güzelce o kadın. Gördün mü? Baksana çocuk. Aşkım gördün mü? Uyuyor mu sen ya? Yok ya, ne uyuması ya? Görmedim işte. Ne oldu en son? Söyle bakayım, ne oldu? Kız çocuğa aşık. Çocuk da başkasını seviyor. O 1 saat 45 dakika önceki bölümde. Tamam işte, ondan sonra evlendiler işte... çocukları oldu aşkım. Başkalarıyla evlendiler. Ya bırak ya, ben seninle film falan izlemiyorum ya. Ya çocuk işte... Her zaman her şeyi yapıyorsun ya. Çocuk sevmiyor muydu ya onu ya? Vay şerefsiz. Sayın Hakaret Murtaza, sosyal medya fenomenleri ve videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum kardeşim. Benim emeğime saygı duyulmuyor. İnsanlar zannediyor ki hakaret etmek, küfür etmek kolay bir şey. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben bazen bir dakikalık videoya 3 saatimi harcıyorum. Hata bulacağım da hakaret edeceğim, küfür edeceğim diye. Ben emek veriyorum. Emeği buluyorum, hatayı buluyorum, tam böyle küfürü yapıştırıyorum. Pat, engelliyor beni. Niye engelliyorsun kardeşim? 2'yi açıyorum yine küfür ediyorum, 3'ü açıyorum yine küfür ediyorum ya. İyi de hakaret etmek eleştiri değildir ki. Öyle bir şey olur mu ya? Sen orada videoyu çekiyorsan benim hakaretimi de küfürümü de karşılayacaksın kardeşim. Öyle bir şey yok. Kendini geliştireceksin. O zaman sizi de hakaret etsinler. Öyle bir şey yok. Ben bazen videoları var ya 3 gün boyunca hata arıyorum. Uyku uyuyamıyorum. Burada hata bulacağım da hakaret edeceğim diye. Benim emeğime saygı duyulmuyor, benim emeğime. O videolar kaç dakikada, kaç saatte, kaç günde bana ne kardeşim? Çekip koyuyorsun oraya benim hakaretimi. Çek deli. Çek mikrofonu. Kimin kocası ve oğlu şu? Bunlar benim aşklarım. Üstleri bile aynı. İkisi de yakışıklı. Benim aşklarım. Siz aynı mı oldunuz baba? Evet. Sizi yerim.